Biraz sonra başlayacağız. Şimdi biraz sabredin arkadaşlar. Biraz sonra başlayacağız inşallah. Allah razı olsun. Aha, öyle versen. Evet sayın seyirciler, Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Başbakan ilk defa fakir bir ailenin evine çorba içmeye gelecek. Etrafta bir grup meraklı kalabalık şu anda Erdoğan'ı bekliyor. Evet sayın seyirciler, şu anda Hüsnü amcanın oğlu eve doğru geliyor. Başbakan evimize misafir olarak gelecek. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Arkadaşlar çok görüşlerinizi yorgunum. Müsaade eder misiniz? Çok yorgunum. Selamun aleyküm baba. Ve aleyküm selam oğlum, hoş geldin, gel otur otur. Ya ne yaptın, iş bulabildin mi? Yok yok baba, yine bulamadık ya. Ya nasılsın? Hep gez gez iş bulamıyorsun. Sen ne yaptın oğlum ya? Ya ben de çalıştım baba. Ya çalıştım da şimdi Türkçe kitabını açtım. Ha. 16. sayfaya bir bakıyorum. Zeus midur, Meus midur nedir? Yunan tanrısı bir şey demişler. Yunan, o nedir baba ya? Oğlum sen üniversite bitirdin, iş bulamadın ama nedir Zeus? Ya. Baba ben de duyduğuma göre Yunan tanrısı galiba. Allah ben Allah. Öyle. Diploma demek şey, ne bileyim, biraz işe yaramadı giyim ya. Ah evladım bak seni ne zorluklarla okuttum. Sen yaptın yapacağını ana. Diplomamı aldım almasını ama karşıma bir sürü sınav çıkarttılar. Evladım ben. Yok KPSS, ÖSS, ÖSYM, LYS, ABS, ASR, SSS. Ah ah. Bu sınavlarla kafayı yiyeceğim, kafayı. Sen de atmışsın evladım, ne diyeyim? Evet sayın seyirciler, şu anda başbakan aracından indi ve Hüsnü amcanın evine doğru yöneliyor. Etrafta bir grup meraklı kalabalık hala da onu bekliyor. Herhalde başbakan gelecek, bir gidelim. Ne oldu baba? Hoş geldiniz başbakan. Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar. Anamı bir Allah dur! Ananı da al git. Selamun aleyküm Hüsnü amca. Aleyküm selam başbakanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ayaklarını da çıkaracaksın ama ne yapalım? Olsun, olsun. Fakir aile böyle oluyor işte. Aferin, elini yapın, elini yapın. Ha böyle gel başbakanım, böyle otur. Ay romatizmalarım da var başbakanım, yeşil kartla gitti, ne yapacağız bilmiyorum. Nasılsın Hüsnü amca? Allah razı olsun başbakanım, kişi başına milli geliri 10.000 dolar yaptı. Her akşam lahana çorba, lahana çorba, doymuyoruz başbakanım ya. Bir de kömür verdin mi? Maşallah maşallah. Bakınız arkadaşlar, görüyor musunuz? Kişi başına milli gelir 10.000 dolar oldu. Benim vatandaşım bir tas çorbasını içebiliyor, lahanasını pişirebiliyor. Seçimden seçime kömür makarna yardımı da yapıyoruz. Bu milli gelirin nereden nereye geldiğinin açık bir göstergesidir. Başbakan. Sizlerle paylaşmak istediğim ayrı bir şey. Bizim Orta Doğu'da bir görevimiz var. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Nedir bu görev? Bu görev şu anda Orta Doğu'da yaşananlar açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fazla söze gerek yok. Durmak yok, yolmaya da affedersiniz. Yolsuzluğa devam. Yol değil mi diyor? Başım. One minute, one minute. Yola devam, yola devam. Tamam başbakanım. Basın mensubu arkadaşlarımın bir sorusu varsa. Başbakanım izninizle aileyle beraber bir görüntü alabilir miyim? Evladım, evladım bir şey soracağım. Bir iki dakika müsaade et bana da. Şimdi başbakanım. Buyur. Şimdi bu çocuk biraz haylarsın. Desine çalışıyor ama top mop çok seviyor. Herhalde futbolcu olacak. Şimdi bu evladım da çok çalışkan. Bu oyuna da çalışıyor. Maşallah. Şimdi bir soru sordu bana, cevap veremedim. Sen başbakansın bilirsin. Buyur. Türkçe kitabı okuma kitabının 16. sayfasında 8. sınıfa gidiyor. Evet. 16. sayfasında Zeus midur, Meus mi? Nedir Yunan tanrısı Allah aşkına? Şimdi Hüsnü amca tabii bizim Avrupa Birliği'ne uyum yasasında domuz etini serbest bıraktık. Zinayi suç olmaktan çıkardık. Eşcinsellere dernek açtık. Avrupa Birliği bizden bunu istiyor. O yüzden bu şekilde bu kanunlar çıkıyor. Ha, istiyor Avrupa Birliği'ne gireceğiz. İnşallah inşallah gireceğiz. Ne gerek neyse sen bir bildiğin var elbette. Başbakanım izninizle aileyle beraber görüntü alabilir miyiz? Tabii buyurun. Bir alalım bakayım. Oy, oy. Müsaadenizle Hüsnü amca. Müsaadenizle başbakanım. Ay git bana.
Biz devlet olarak milletimizin her zaman arkasındayız. Evet. En azından bir sıcak, bir de sıcak çorbanızın teminatıyız. Korkmayın. Milletimizin her zaman arkasındayız. Ey başbakanım, selametle, selametle. Eyvallah. Al yavrum, maşallah. Allah'a emanet Allah olun. Allah selamet versin. Ay, ay. Tepkimiz tabi oradan moderatöre iyiydi. Saygıyla. Hadi çıkıyoruz. Başbakan eve geldi, millet onu konuştu. Bir tane çorban vardı, onu da geçti gitti. Kimse sormadı bana yarın ne içeceğim. Evlatlarım aç kaldı, yarın ne diyeceğim. Sen de haklısın. Ah, ah. Rahmetli Erbakan kocamızın kıymetini şimdi anlat. İşçiye, işçiye, memure, emekliye, köylüye, çayımıza, funduğumuza verdiği zamla evimize bereket gelmişti. On sene peşinde koştum çocuklar, 10 sene az değil. Erbakan Hoca'nın öğrencisidir diye. 10 sene. Bir tas çorban var idi, onu da içti gitti. Ben size yarın ne vereceğim onu hiç düşünmedi. Şimdi bir sürü televizyon hepsi buradaydı, başbakanla gitti. Abi, sen hangi kanalsın evladım? TV5, ey rahmetli. Rahmetli Erbakan hocamız derdi her zaman da biz işte 10 senemizi eba ettik. Derdi ki bir TV5 izleyin, bir de Milli Gazete okuyun derdi. Şimdi geçenlerde bir kongre yapmıştı, hani Barzani'yi de getirmişti, bebek katili Barzani'yi. Şimdi TV5 aracılığıyla sesleniyorum başbakana. Başbakan, hani demiştin ya, Erbakan'ın yolu bizim yolumuz, Erbakan'ın izindeyiz diye. Ben de sana Erbakan'ın lafıyla cevap veriyorum. Hadi oradan, hadi oradan! Çekilin şuradan beni. Çekilin gidin. Çekilin. AKP'ler de dinleyecek. Ben anlattığım halde gene anlamayacak. Hadi oradan, hadi oradan. Oyun moyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ki ben size. Hadi oradan, hadi oradan. Oyun moyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ki ben size. Hocamın izindeymiş. Hadi oradan, hadi oradan. Hani nerede de 8. Hadi oradan, hadi oradan. Amerika, Avrupa, senin hep sevdan olmuş. Ülkemin 4 bir yanı, şehit kanıyla dolmuş. Ne çabuk unuttun sen, söylediğin sözleri. Nasıl çıkardın attın, milli görüş gömleği. Hadi oradan, hadi oradan. İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, bir hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına? Bırakın şunu, efendim Amerika'nın ucuna gitmeyin. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Hadi oradan, hadi oradan. Oyun boyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ki ben size. Hadi oradan, hadi oradan. Oyun boyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ki ben size. Damaş uğrundaymış. Hadi oradan, hadi oradan. Ülke çok umrundaymış. Hadi oradan, hadi oradan.
İşi memur emekli sayende hep aç kaldı. Verdiğin o zamlarla sade bir ekmek aldı. Sen bir kongre yapmışsın, barzani almışsın. O kongre biziminde %10 zam yapmışsın. Ne yaptığının farkında değil, IMF'ye teslim etmiş. Bunlar at yarışı spikeri. Efendim enflasyon düştü, para değerlendi. Hadi oradan, kendi maksadı için, seni çürütmek için. Senin haberin bile yok. Sen artık üzerindeki gökdeği değilsin değil. Sen at yarışı spikeri için. Gökdeği IMF, ona teslim etmişsin. O kendi planlı uyguladığı, uyguladığından haberin bile yok. Hadi yoradan, hadi yoradan. Oyun moyun yok size. Hadi yoradan, hadi yoradan. İnan beraber söylüyoruz size. Hadi yoradan, hadi yoradan. Oyun moyun yok size. Hadi yoradan, hadi yoradan. İnanmam ki ben size. Zinayı serbest bıraktın, domuz etini sattın. Bir eşcinsel kalmıştı, ona da dernek açtın. Güzel bir nasihat dur, milli görüşten sana. Bırak Amerika'yı, ander kalsın kaybana. Hadi oradan, hadi oradan. Oyun boyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ben size. Hadi oradan, hadi oradan. Oyun boyun yok size. Hadi oradan, hadi oradan. İnanmam ki ben size. Soruyorum kendilerine. Sen can kardeşim, bu ülkede zinayı meşru sayıyor musun? Peki zinayı suç saymayan parti hangisi? Aranızda domuz eti yiyen var mı? Yemediğinizi nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz canım? Hayır, domuz eti kasaplık hayvan değil mi? Domuzu kim kasaplık yapmış? Amerika ile işbirliği yaparak Irak'ı kim vuruyor? Zulme ruza zulüm değil mi? Tekrar soruyorum. Allah razı olsun hepimizden. Değerli başkanım, genel başkanım. Müstakim. Ayaklarımı sabit kılsın inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen, buraya gelen bütün dava kardeşlerimin Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ardeşinden saygılar, sevgiler.